O nedenle de bu yüce hedeflere ulaşmak çok Hocam zor. dine Buyurun. yönelmek için de bir noktada paraya ihtiyaç duymuyor muyuz? Hacca gitmek için, zekat vermek için ya da sadaka vermek için. Akba bu noktada parayla ilintili bir hale gelmiyor mu? Şöyle bir takım ibadetler insanın maddi şartlarına bağımlı tabii. Yani ibadetler bağımlı ama hatta şöyle diyelim toplumsal olarak... Bu yönelişi muhafaza etmek de maddi şartlara bağımlı. Bu doğru. Yani bir iktisadi refah, temel en azından temel ihtiyaçların karşılanabildiği, insanların e, zaruri ihtiyaçlarını yahut dünya hayatını rahat idame ettirebilmek için e, gerekli duyduğu ihtiyaçlarını karşılayan bir siyasi ve içtimai düzen gerekiyor. Bu açık. Yani bu bütün dönemler için geçerli. Neyse o dönemin e, iyi bir yaşam e, için gerekli koşulları bunların telafi edilmesi gerekiyor. Fakat bireysel yöneliş böyle değil. Yani bireysel yöneliş aslında belki haçta kendini gösteren, oruçta kendini gösteren, e, İslam dindarlığı söz konusu, namazda kendini gösteren, fakat bunların da gerisi de zihnen e, Allah'a bağlı olmayı gerektiren bir durum. Bu e, maddi bir şeyle ölçülebilir bir zihin hali değil. Yani bunun bir parası yok yani. İslam'da, Alan el veren elden üstündür. İki tarafa da veren Allah iken nasıl bir üstünlükten evet. söz ediyoruz? Aslında bu e, insanlardan talepkar olmamak e, ve Allah'a benzemeyi tecil etmek anlamında bir sözdür. Evet, dinin derinliğinde veren el de alan el de Allah'tır. Fakat Allah vesilelerle fiillerini yapar. Yani Allah Yukarıdan para sarkıtmaz bize, eliyle para vermez bize. Allah böyle bir varlık değil ama birimiz vesilesiyle verir, birimiz vesilesiyle de alır. Ee, Allah'a insanın en çok benzediği nokta ise, en çok benzediği fiil ise cömertliktir. Ya da en azından bir tanesi. En çok benzediği durumlardan bir tanesi. Cömertlik çok enteresan bir şey. Yani veren olmak e, ilginç bir şey. Din özüne en çok ters gelen şey aslında bir şeye sıkı sıkı sahiplenip kendini Allah görürcesine onun mülkiyetini kendinde hissetmek. Bu dinin özüne bence en ters olan durumlardan bir tanesi. Çünkü pek çok hastalığı içinde barındıran bir şey. Bu nedenle hakka benzemenin tebcil edildiği, hakka benzemenin teşvik edildiği bir sözdür o. Yani veren elin alan elden üstün olması. Yani hakkın bir takım isimleri vardır. Bunlar külli isimlerdir. Bir takım isimleri vardır. Cüzi tikel isimlerdir. Külli isimler, tikel isimleri içeren durumları ifade ederler. Yani Allah'ın bir Kadir ismi vardır. Hayatta yaptığımız bütün fiiller o Kadir ismin bir tecellisi olarak gerçekleşir. Dolayısıyla Kadir ismi, diyelim ki yazan isminden üstündür. Yani yazmak da ilahi kudretle gerçekleşiyor. Ama bütün diğer fiiller kadir isminin bir tecellisi olduğu için o isim bundan daha kuşatıcı ve daha üstündür. Şimdi hakka benzemenin yolları bu nedenle hakkın e, isimler sıralamasına dikkate aldığımızda külli isimlerine yaklaşmaya doğru sevk eder insanı. Dolayısıyla da veren elin alan, bu örneğimize getireceğiz, veren elin alan elden üstünlüğü almanın, vermenin Allah'a ait olduğunu bildiğimiz noktada bu verme ve alma fiilini aşarak Allah'a bağlanmayı gerektirdiği için aşağıda kalır. Yani bu söz mutlak değildir. Ne zaman mutlak olur? Hakka benzemenin daha üstün bir formülü temsil ettiğinizde doğru olur bu söz. Ee, şimdi bazı şeyler var. Biz bunları böyle e, saf kurallar gibi kullanıyoruz. Mesela diyelim ki ayette diyor ki ha biz şöyle deriz mesela sadakayı gizli vermek üstündür. Böyle kullanırız ya. Hayır sadakayı gizli vermek üstün değil aslında. Şimdi ayette diyor ki: "Eğer sadakayı açıktan verirseniz ne güzel. Gizleyip verirseniz, "Veyyin tukfuha, fehuva hayrul lekum." Sizin için daha hayırlı. Daha üstün değil ki. Çünkü sen nefsine hakim olamayabilirsin. Gösterişe kalkabilirsin. Birisine minnet etmeye kalkabilirsin vesaire. Bundan bir başka fayda olmaya kalkabilirsin. Dolayısıyla senin için Gizli tutmak daha hayırlıdır. Mutlak olarak gizli tutmak daha hayırlı değil. Yani bu türlü durumlar insanların ya bireysel zaaflarından yahut da insan olarak sahip olduğumuz ortak zaaflardan dolayı getirilmiş kayıtlar. Yoksa kendinde böyledir anlamında değil bu. Modern zamanda kullanılan paran kadar konuş tabiriyle fakirlere söyleyecek pek bir söz kalmıyor sanki. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hocam zenginliğin tabii şöyle bir şey var. Zenginlik arka planında pek çok unsuru gizleyen bir şey. Bunu bireysel zenginlik olarak düşünürsek mesele bir ahlak meselesine dönüş. Yani bireysel ahlak meselesine dönüşüyor. Olayı anlayamıyoruz bence. Yani bireysel olarak A kimseniz, A kişisinin zengin olup da fakir olduğunu düşündüğü B kişisine bunları söylemesi ahlaksızlık. hazmsızlık Yani bu ama zenginlik dediğimiz kavram böyle bir şey değil. Zenginlik çift yönlü bir kavram. İsterseniz olayın ayrıntısına girelim bu bağlamda. Zenginlik çift yönlü bir kavram. Çift bir tarafıyla negatif bir şey, bir tarafıyla pozitif bir şey. Dünyada zenginlik deyince aklımıza ekseriyetle pozitif olan gelir ve maddi şartlar bakımından gelmesi gereken kısmı da burasıdır. Pozitif olan derken şunu kastediyorum. Bir toplumun üretim gücü, ürettiğini aynı zamanda paylaşma becerisi ve ve bunu sürdürülebilir hale getirmesi. Şimdi böylesi bir zenginlik programın başında dile getirdiğimiz pek çok üstün vasfa sahip olmayı gerektiriyor. Bir, böylesi bir üretimi mümkün kılacak bilgiyi gerektiriyor. İki, bu bilgiyi organize etme kabiliyetini gerektiriyor. Üç, topluma bunun eşit bir refah olarak e, ulaşabilmesi için güçlü bir hukuka ihtiyaç duyuyor. E, dört, bunun sürdürülebilir olması için siyasi düzenin, ee, böylesi bir refahı, üretimi ve refahı sürdürmeyi mümkün kılacak şekilde olabildiğince kusurlardan arındırılmış yahut kusurlarını tadil ve tamir edebilen bir yapıya kavuşturulmuş olmasını gerektiriyor. Böylesi bir durum herhangi bir dönemin bilimsel bilgi hacmine sahip olmadan yapılabilir bir şey değildir. Bakın bu böyle sadece para meselesi yani gündelik dildeki anlamıyla para meselesi değil o nedenle. O dönemde dünyayı kuran bilimsel idrak her neyse o toplumun bu bilimsel idrake ya dahil olması, transfer etmesi yahut da o bilimsel idraki üretebiliyor olması gerekir. İki, bu bilimsel idraki de maharete dönüştürebiliyor olması gerekir. Bu manada e, güçlü devletler, bütün dönemlerde böyledir ha bu. Yani bu içinde yaşadığımız dönemle ilgili değil. Bütün dönemlerde, dünya tarihini bildiğimiz kadar bütün dönemlerde böyle bu. Eğer bir toplumda büyük bir maddi refah varsa, sürdürülebilir bir maddi refahtan bahsediyorsak, yani saman alevi gibi yağmalanarak elde edilip de bir anda kısa zaman içerisinde yok olan maddi refahtan değil, sürdürülebilir güçlü teşkilatlara ihtiyaç duyan bir maddi refah varsa, o toplumda dönemin bilimsel bilgi hacmiyle ilişkili bir <laughs> altyapı vardır. O toplumda o dönemde üretimle yani o dönemde maddi refaha zenginliği getiren üretim her neyse o üretim mekanizmaları işliyordur. O toplumda siyasi ve iktisadi nizam buna uygun bir şekilde kurulmuştur. Böylesi bir maddi refah aynı zamanda askeri gücü doğurur, başka ülkeleri etkileyecek ekonomik gücü doğurur ve toplumun karar alma mekanizmalarını güçlendirir. Böylesi bir maddi refah. Dolayısıyla bu paran kadar konuş, gündelik dildeki ahlaksızlık gibi görünen bu tabir, gündelik dilde bu ahlaki düşkünlüğü ifade eder. Ama toplumlar arası ilişkiler, devletler arası ilişkiler söz konusu olduğunda bir başkasına karşı güçlü durabilme yahut ona yaptırım yap e, uygulayabilme kapasitesini ifade eder. O manada doğrudur. Ama bireysel ahlak açısından baktığımızda bir kimsenin zenginliğini başkasına tahakküm etmek için kullanması şeklinde düşündüğümüzde ahlaki bir zaafı dile getirir. Birinci anlamıyla maddi refahın olmadığı toplumlar başkalarının güdümüne girerler. Birinci anlamıyla. Birinci anlamıyla maddi refahın olduğu toplumlar şayet büyük hedeflerini, insanlığa dair büyük ülkülerini yitiriyorlarsa, Süreç içerisinde bu maddi refahı kaybetmeye başlarlar. Süreç içerisinde ellerinden gitmeye başlar çünkü insan topluluklarını büyük organizasyonları ayakta tutan şeyler insanların bütün dönemlerde e, kendisine yöneldiği ulvi değerler, ulvi hedefler. Bunlarla insanlık var oluyor ve sürekli canlılığını, tazeliğini koruyabiliyor. Bu açıdan bakıldığında zenginliğin pozitif tarafı, olumlu tarafı aynı zamanda kudret demek. Aynı zamanda biliyorsunuz bu zenginliğin Arapçası e, yani istina aynı zamanda. Yani Gani ismi Allah'ın Gani ismi zengin anlamına gelir. Şimdi zenginliğin bir de hocam olumsuz negatif tarafı var, negatif anlamı var. Şimdi insan muhtaç olduğu ölçüde yalnız bu özellikle e, birey ahlakından başlayarak düşündüğümüz zaman anlamlı bir tabir. Bireyden topluma doğru gittiğimiz zaman. Toplumdan bireye doğru Birinci kısımda toplumdan bireye doğru inen bir durum var. Burada bireyden topluma doğru giden bir süreç var. Şimdi insan muhtaç olduğu ölçüde zaaf içerisinde bulunan bir varlık birey olarak. Yani ne, ne kadar ihtiyacımızı artırırsak, yani şu anda diyelim ki şurada bir program yapacağız. E, bir yer malzemeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar bizim aynı zamanda bir tanesi olmadığı zaman yapmak istediğimiz şeyi engel, e, yapmak istediğimiz şeyi yapamadığımız, ve maksadımıza ulaşamadığımız unsurlara dönüşüyor. Bu sebeple eskiden beri felsefi gelenekler, daha özelde mistik gelenekler, biraz daha çapı genişletelim dini gelenekler, bireyin o dinde, o gelenekte ya da işte o çevrede ana hedef her neyse insanlıkla ilgili ana hedef ebedi mutluluk mu, Allah'a kulluk mu, yani neyse o ana hedef, o ana hedefe ulaşabilmek için olabildiğince kendisini e, bu muhtaçlıklardan arındırması, bir tür istinaya ulaştırmasını beklerler. Yani istina kazanabildiği ölçüde, yani muhtaç olmadığı ölçüde insanın zengin olabildiğini söylerler. Şimdi eski dünya bu bireysel ahlakı aynı zamanda toplumsal ahlak haline getirdi. Yani e, diyelim ki kanaatkarlık diye bir bak şimdi bunu bu bireysel ahlakı ilerletin. Buradan mesela kanaatkarlık çıkar. Değil mi? Mesela buradan olabildiğince israftan kaçınmak çıkar. Buradan mütevazı bir yaşam formunu tercih etme talebi ve uğraşsı çıkar. Yani buradan çıkabilecek ikinci, üçüncü aşamada cümleleri ya da ahlaki değerleri düşünün. Şimdi eğer siz bunu topluma yayarsanız toplumun bütünü için insanlardan beklentimiz kanaatkar bir yaşantıdır. Yalnız eski dünya şunu ayırmaya çalıştı yine de. E, birey olarak kanaatkar olalım. Aslında toplum olarak da kanaatkar olalım. Yani sadece ben birey olarak e, elimdekilerle yetinmesini bilmeyeyim. Aynı zamanda bütün bir e, İçinde yaşadığımız toplum ihtiyaç duymadığı sürece bir şeye ödenek ayırmasın. İhtiyaç duymadığı şeyi ihtiyaç gibi değerlendirerek onun peşinden gitmesin. Yani kanaatkarlığı bir yaşam ilkesi haline dönüştürdüler. Sadece bireyin ahlaki ilkesi değil toplumsal ilke haline dönüştürdüler. Bu manada üretimin tüketimden daha önemli olduğu bir yapı oluşturdular. Şimdi sanayi devriminden sonra bu bozuldu peyderpey. Modern dünya tüketim üzerine kuruldu.